zamansal olarak bir ayrılık var. Adil olmak zorunda değildir. Çünkü bütünü görür. İlk yaratıcıdır. Eksilmeyen, gücünden kaybetmeyen, zamanın yıpranmasına mahkum olmayan bir şey. Tanrıların tanrısı durumundaki yaratıcı odur. Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Merhaba Boz. Merhaba Dilek. Zafer abi lütfen bu videoda açıklar mısın? Lembas güzel miydi değil miydi? Lembas son derece başarılı ve lezzetliydi yani. Seve seveydik. Tavsiye eder misin yapmalarını? Tavsiye ederim vallahi yapsınlar keyifli. Heh tamam duysunlar da arkadaşlar. <laughs> Siz beğendiniz mi sevgili Boz? Ya ben ne olsa yiyorum o yüzden. Bin iki sayılmaz. Sayılmaz. <laughs> <laughs> e, güzel video oldu ama en azından renk oldu. Tabii evet, keyifli evet. oldu. Keyifliydi. Benim olmadığım her video benim için çok güzel oluyor. <gülüyor> <İzlemeni> <gülüyor> Hiç yorulmuyorum ister. gelip yiyorum tadıyorum. Evet çok keyifli. <laughs> Abi o zaman sıklaştıralım ya. Sürekli lembas videosu çekelim. <laughs> <laughs> Abi bu hafta karakterler serimizde bir üst segmente geçiyoruz. Eru ile başlayıp tüm Valar ve Valier'i anlatacağımız bir seri yapıyoruz. Artık... Lordlar kamerasına geçiyoruz diyebilir miyiz? Daha da yüksek. Direkt Elizabeth'in üstünden başlıyoruz Elizabeth yani. üstünden <laughs> Direkt Elizabeth'in üstünden doğru baya baya. Artık seviye atladık diyebilir miyiz abi? Tabii. Çarpılmadan tamamlarsak inşallah bu. <laughs> o zaman evet yani ona göre ayağımızı denk almamız yani, lazım. Yani biraz dikkatli olmalıyız. Eru'nun üzerinden şaka yapılmaz. O zaman Eru'yla yeni serimize başlıyoruz. En başta şunu söyleyeyim Eru hakkında. Tolkien şey yapıyor. Kitabı yazdıktan sonra 192 nolu mektup olması lazım. Onda şey der. Ben kitabı yazarken zamanla daha başka bir güç yazarlığı elimden aldı der. Ve burada yazan derken kendimi kastetmiyorum. Asla var olmayan ve asla adlandırılamayan ama daima mevcut olan şeyden bahsediyorum der. Yani böylece aslında... Eru'nun kendi kafasındaki yüksek ya da katolik tanrısı dediğimiz tanrıya göndermesi olur. Onun açıklaması olur kendi adına da. Eru Ilvatar direkt baktığımızda basitçe baktığımızda ya da aslında biraz derine de baksak tabi çok detaylarda farklılıklar çıkıyor falan ama temavi dinlerde gördüğümüz baş yaratıcının kendisidir. O Tolkien evreni için Eru Ilvatar. Eru da İlvatar da şeydir. Koyanyaca kelimelerdir onlar. Eru tek olan demek. Ilvatar da herkesin babası demek. Herkesin babasından kasıt burada erkeklik üstüne değil de herkesin yaratıcısı manasına geliyor. Ama daha önce Den, Noldorin'den geçme bir kelime ilvatar. Orada illu kısmı ilmendeki gibi gökü anlatır. Vatarsa yaratıcı baba anlamına gelir. Yani bir anlamı da şeydir göklerin babasıdır. Burada göklerin babası dediğimde de şey aklımıza geliyor işte Orta Asya'daki Türk inancındaki gök tengri meselesi hmm, aklımıza geliyor. Doğru. Ama hani ben kendi adım arkadaşlar bunun üstüne yorum yapacaklardır kimiden ama hani bunu düşünerek yazdığını zannetmiyorum. Onun kafasındaki Katolik inancına yani Hristiyan inancına ve doğal olarak da bizim İslami inanca bağlı olan tek tanrı meselesi, yaratıcı tanrı. Tolkien'de vurgulanarak gösterdiği özellik şudur. Eru ilk yaratıcıdır. Eru'dan başka bütün güçler, Valar, Aynur, insanlar, erfler yani yaratılmış hiç kimse onun ilk yaratıcı olmasını engelleyemez ve onu geçemez. Ondan sonra yapılmış her şey ikinci yaratıdır ve bütün dünya ikinci yaratılardan oluşur. Çünkü Eru şey değildir. Çok ortalıkta görünen, her şeye karışan, her şeye müdahale eden bir tanrı değildir. Onun emriyle, emriyle değil de teklifiyle Ea'ya inen Ayınur aslında o bölgenin tanrıları haline gelirler. İlvatar onların da tanrısı olur. Hatta işte bu Manve bir konuşmasında batıda her meyve hasatından sonra falan bir bayram yapılır. İlvatar'ı, Eru'yu kutsamak adına falan. Manve de orada konuşma yapar ve şeyi yapar. Yani Bütün bunları sağlayan, bize gücümüzü veren, bütün bu dünyayı yaratan ve bütün bu dünya üzerindeki her şeyi bilen İlvatar'ı kutsar. Çok fazla böyle dua falan şeyleri bulunmaz orta dünyada. Yani ibadet detayları bulunmaz. Zaten dediğim gibi İlvatar'da şey değildir böyle. Hemen herkesin sürekli olarak andığı hani bizim tanrı Allah, Rab dediğimiz gibi onun üstüne yemin adı anılarak bir şey yapılmasıydı falan hemen hemen hiç yoktur. Ama üst yaratıcı olarak, gerçek tanrı olarak insanların Edain soyu ve elflerin hemen hemen tamamı hatta belki tamamı ve Valar'ın tamamı, İlvatar'ın tek yaratıcı olduğunu kabul ederler. Yaratım hikayesi de şudur. Tıpkı Hristiyan mitolojisine biraz benzediği gibi o hiç yoktan, yani yokluktan yani bunu bizim insan mantığımızın anlaması çok zor. İnançsal bir meseledir, bilimsel bir mesele değildir. O yokluktan ve sonsuz ateşten, onun yaratıcı gücünden İlk başta Ayınur'u yaratır. O boşluklar falan Ayınur'un salonlarıyla falan doldurulur. Onlar oralara yerleştirilir ve ayın Ayınur'a kendi aralarında bir müzik yapması söylenir. İşte ses ve müziğin, ritmin yaratıcı gücüne bir vurgu yapılır. Erun'un tercih bu yönde olduğu için. Sonra onların müziğinden Ea'yı yaratır. Ea der, ol der ki bunu İslam'da da görürüz. görürüz. Tanrı ol dedi mi olur. Ne tür bir şey dilerse dilesin o o sırada var olur. Öyle bir güçtür. Şarkının oluşturduğu vizyon ki, Aynur'u da özel olarak şey de denir. Aynur Eru'nun zihninden belli parçalardır aslında. Yani onun kendi bilincinden kopmuş parçalardan oluşmuştur Aynur'da. Ve onların söylediği şarkıyla beraber ki işte Quanta Silmarillion'da, Aurelian Darya'da falan zaten anlattık Silmarillion birinci bölümlerinde. Melkor hariç o ritmi bozmaya çalışan, başka bir şeye dönüştürmeye çalışan ya da kendine yontmaya çalışan başka bir şey Aynur yoktur o sırada. Peki o kadar güçlü olduğu halde neden Melkor'a direkt müdahale etmemiş? Bu ha? şeye benziyor aslında oradaki... Senin sorduğun sorunun ki pek çok arkadaş da bunu merak ediyor. Sorduğun sorunun asıl soru kısmı bence yani asıl sormak istediğiniz şey benim anladığım kadarıyla Ero iyi bir yaratıcıdır. Ya da iyi ya da kötü diye tabir edilebilir. Bilmiyorum, mi? Bilirim. Yani Ero iyi'den yana mıdır? İyi bir yaratıcı Tolkien iyi'den yana olduğunu ve yani onun tanrı olduğu için aslında şimdi biz insan olarak falan düşündüğümüzde iyi, kötü, fena, güzel falan diyoruz. Şimdi her şeyi yaratan ve her şeyin hakimi olan birisi aslında iyi ve kötüden münezzehtir, bağımsızdır. Yani biz onun iyiliğini veya da kötülüğünü ancak kendi algımızla ölçerek anlayabiliriz. Ama öyle bir yaratıcıdan anladığımız şey bizim kısıtlı zihnimizle, irademizle anladığımız için hep eksik ve boşluklu kalacaktır. O yüzden o hani tartışmalarda Eru'yu insan mantığından tartıştığımız zaman Eru'nun aslında bazen hiç de iyi bir tanrı olmadığı düşüncesine ulaşabiliriz. Cezalandırıcı bir yönü de var mı? Cezalandır bir yönü de var bunu da Nümen orada görürüz zaten hmm. zaten Eros çok az şeye dair olur. Şeyi yarattıktan sonra o şarkının vizyonunu somutlayıp da Aynur'u Ea'ya gönderdikten sonra oraları şekillendirilmesinde, oraların şarkıya uyumunda falan direkt müdahalesini görmeyiz. O zaten sonsuz boşlukta bulunmaktadır. Dünyaya müdahale etmez. Dünyaya müdahale ettiği kısımlar çok nadirdir. 3-5 tane yani cücelerin yaratılışında Aulen'i, cüceleri yok etmesini yani yarattığı, kendi yarattığı şeyleri Eru'dan çekinerek utanarak yok etmeye çalışırken onları ruh vermesiyle bir müdahalesi vardır. İkinci şeyde Eru'nun orta dünyaya direkt müdahalesini gördüğümüzde e, Yavanna'nın işte bu cücelere doğacak ikincil çocuklarına insanlara karşı doğasını kendi yarattıklarını korumak için entlerin yaratılmasını onaylamasında görürüz müdahale olarak. Man ve bildirir. Man ve bu arada Eru ile direkt iletişim kurabilendir. Yani o iletişimi yani kendini aşan, Valar'ı da aşan durumlarda Man ve Eru'ya danışır. Eru'nun onayıyla yapar ya da yapmaz. Tek oydu değil mi? Man ve iletişimi kuran Man Ya yani çünkü o da Valar'ın efendisi. Doğal olarak da bütün şarkıdan oluşmuş dünyanın efendisi. Benzetim olarak peygamber diyebilir miyiz? Ya peygamberlerin şeyi vardır ya misyonerlikleri vardır yani, Doğru, teb yani. tebliğcidir onlar ama manbenin tebligatı yoktur o yüzden peygamberden ayrılır yani bizim anladığımız manada peygamber değildir ama Tanrı'nın en yakınındaki yani Eru'nun en yakınındaki varlıktır. Daha bu çok yani. bir iletişim elçisi. İletişim gibi. İletişim şey kurmak yapıyorlar. için. Bir de hani Eru dediğim gibi yani şeye çok karışmaz, yani çok az bulundu. Ondan sonra iki şey zaten bunlar valardan tamamen bağımsızdır ve onların bilgileri dahilinde değildir. Eruhini dediğimiz birinci çocukları ve ikinci çocuklar yani elfler ilk doğanlar Hı -hı. ve ikinci doğan insanlar. Bu tamamen Eru'nun kendi şarkıya kattığı yaratılıştır onların Valar'la falan ya da o şarkının direkt asıl Valar tarafından yaratılmış melodisinden bağımsız durumlardır. Valar'ın kendisi de yaratılana kadar elfler ve insanlar üstüne bir şey bilmezler. Ondan sonra bir de şey var. Tesadüf diye açıkladığımız durumlar var ya yani o yüzüğün tek yüzüğün Bilbo tarafından bulunması Bilbo'dan Frodo'ya geçmesi ve Frodo'dan şeye götürülüp yok edilmesi meselesinde. Oradaki tesadüflerin her birine aslında bir düşünsel açıdan bakıldığımızda çünkü ilmek ilmek oluşmuş ve ucu ucuna olmuş olaylar serisi sonucu orta dünyadaki kötülük bertaraf edilir. Buradaki tesadüfe Eru'nun yazgısı da diyebiliriz. Öyle bir müdahalesi olmuş olabilir. Gandalf'ın ölümden dönmesini onaylar. O da Eru'nun inayetiyle olur. Onu onaylar. Beren ve Luthien'in ölümden dönmesini onaylar. Orada bir dahili vardır. Orta dünya. Yani Glorfindel. In. Yani ölümden dönüşleri onaylayan, izin veren de Valar değil. Eru'nun izniyle olabilecek bir şey. Hı hı. Onlar varar kendi başına şey yapamaz. Ölmüş bedenleri dönüştüremez tekrar canlıya ve şeye. Burada da gene İsa'nın Lazarus hikayesinde rastladığımızda İsa hani Lazarus'u uyandırır hikayesi vardır. Ama yani bütün Hristiyanlıkta İsa zaten Tanrı'nın oğlu ya da Tanrı'nın yeryüzünde somutlatmış hali olduğu için bunu yapabilir. Yani İsa insan olarak bunu yapamaz gene. Yani aynı Hristiyanlıkta olduğu gibi Tanrı dönüştürmüyorsa, izin vermiyorsa Eru da izin vermedi istediği zaman herhangi bir yaratılmış ölmüşü geri döndüremez. Bir de şeyden bahsedilir ama onu kitapta bulamayız. Oraya kadar yazmamıştır Tolkien. Atrabet'te Felagut Funrod şey diye bahseder. Bir gün her şey yok olacağında Eru orta dünyaya gelecek ve her şeyi yeniden düzenleyip hayatı devam ettirecekler. Ha, burada bir müdahalesi olacağı bilgisi vardır ama o kısım anlatılmadığı için Tolkien kitaplarında onun gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Bir de tabii ki yani en önemli ve sert müdahalesi ikinci çağ sonunda Nümenor'un yok edilmesidir. Erya hmm. Eruya ibadet dediğim gibi yani şey hani Müslümanlıktaki namaz oruç gibi ya da işte Hristiyanlıktaki oruç ya da ayinler gibi falan ya da kitaptaki aydelere uyma meselesi gibi bir dinsel durum söz konusu olmadığı için Eru'ya ibadetler aslında Eru'ya inananlar tarafından bir kutsanma, bir panayır, bir festival şeklinde falan olur. Nümenor'da bunu Nümenor isyan edene kadar, bozulana, yozlaşana, Eru inancını kaybedene kadar rastladığımız gibi yılda iki kere şey yaparlar. Menalterma dağına çıkıp orada Eru'nun ruhuna dua edilir falan. Eru dediğim gibi çok az şeylerde kullanılır. Man ve bir tek bayramlarda işte adını anar. Eru'ya çok başvuru insanlarda mesela bin yıl arayla iki kere Eru adı geçer. Edain Eru'ya tapar ama tanrı olarak Valar'ı görür. Çünkü Ea'da sınırlandırılmış dünyadaki tanrılar Valar'dır. Tanrıların tanrısı durumundaki yaratıcı Eru'dur. Tanrıları yaratan da Eru'dur. O yüzden tek tanrıdır. Orada iki kere karşılanır. Birincisinde şey elendir. Elfler ve insanların son ittifakında Eru'ya yemin eder. Orada bu kötülüğe karşı vazgeçmeden savaşacaklarına. Bir kere de Kryon Eru yemininde. Yani zamanın Gondor kralıyla Rohan beyi arasındaki bağdaşma ittifak paktı kurulurken çok çok önceden Teodenlerden falan yani ilk Rohan kurulurken o sırada Eru adına yemin edilir. Oxford'da bu şey kitaplar falan yayınlandığı zaman ve şeydir zaten e, babasını bebekken annesini çok küçük yaşta kaybedip de zaten e, Katolik Lisesi'ne emanet büyütüldüğü için Tolkien. Katolik inancı da çok yüksektir. Katolik aidiyeti de çok <laughs> yüksektir. O yüzden de şey yapar mesela Katolikler bu işe karışırlar Tolkien'in yazdığına ettiğine. Hastings diye bir Katolik e, kütüphanelerin e, müdürü gibi birisi Eru'nun durumunu falan Tolkien'le mektuplar üzerinden tartışır. Biraz zıtlaşırlar. Bizim tanrımızdan bahsediyorsan daha net ol. Bizim tanrımızdan bahsetmiyorsan bunu belirt. Günaha girme. Tolkien de gene şey yapar hani o ukalalığıyla falan onlara da sen öyle düşünüyorsun ama bu, bu bir şey değil. Yani Tanrı alegorisi değil. Ben alegori kullanma meselelerinde falan diye cevap verir. Orada bir zıtlaşılar yani Katolik gelenekle de bir Eru yüzünden zıtlaşmaları vardır. Şey e, sorusu bence senin daha demin sorduğun soru Eru'yu anlatmak açısından çok değerli. Yani Eru iyi bir tanrı mıdır meselesi. Eru iyi bir tanrı mıdır? Neye göre iyi bir tanrı? Mesela Melkor bütün hikaye yani Avindale'de müziği bozduğunda hani bir kere durdurur, ikinci kez durdur durdurur, üçüncüde üçüncü de artık kızmıştır. Hani ayağını denk al demez ama çok daha derin bir şey söyler Melkor'a. Der ki sen müziği bozmaya çalışıyorsun. Sen müziği kendi istediğin hale getirmeye çalışıyorsun. Ama sen bilmiyor musun ki seni ben yarattım ve aslında benim dilediğimden başka hiçbir şey yapamayacaksın. Sen bütün kötülükleri istediğin kadar kötü ol, istediğin kadar kötülük yap, ne yaparsan yap. Aslında bu benim büyük planımın işlemesini yarayacak kendi irademle izin verdiğim şeylerdir. Şimdi bir yaratıcı diye düşünülürse burada dediğim gibi kötü diye izin vermek, vermemek falan hani onlar her şeyi yaratan biri için çok e, insansı kavramlar. Bu açıdan bakarsan aslında Tolkien bu işe çok dalmaz, çok tartışmaz bu işi. Ama Tolkien'den sonra bu şey üstüne çok düşünenler, araştırıcılar, Tolkien entelektüelleri, akademisyenleri falan bunun üstüne çok düşünürler. Ve şey yaparlar yani İlvatar Gerçekte o kadar da iyi bir tanrı değildi. Çünkü şöyle de bir durum var. Mesela orkların yaratılışında elfler tutsak edilerek orklara dönüştürülüyor hikayesi. Ve aslında bunların hani bir zorla bir Melkor'un gücüyle falan dönüştürülüyor. Muhtemelen çok büyük acılar falan çekiyorlar. Ve ruhları da kirlenmiş ve kötü diye bulanmış oluyor. Onlar için bir aftan eru bahsetmez mesela. Oysa onlar metazorik olarak orklara dönüşmüşlerdir. Şimdi bunları suçlayabilir miyiz? Bunları bu eziyet kurtarmıyorsa, eziyetten fiziki olarak kurtarmıyorsa bile ruhlarını arındırma olana vermiyor ise o zaman Elivatar iyi bir tanrı olabilir mi? Bu Ama bu işte şeydir. Kanonda bunun net cevapları yok. Yani Tolkien bu işe çok girmemiştir. Akıllık etmiş yani, aslında yine. O zaman dünyadaki kötülüğü de çok açıklayamayız. Yani evet, o zaman tamam. kendi tanrımıza da bunu söyleyebiliriz Allah'a. Yani işte ne bileyim tecavüzler, cinayetler, işte hak yemeler bilmem ne her şey var. O zaman hani tanrı iyi mi? Tanrı iyi midir sorusunun cevabı verilemez. Tanrı adil midir sorusu da bambaşka bir boyuta gider. Eru adil midir? Sonuçta çünkü her şey iyiliğe dönecektir Eru'nun şeyine göre. O plan dahilinde olacaktır ve her şey iyiliğe dönecektir. Bunun bir kaçar yolu yoktur. Ama bu iyiliğe dönüşecek on binlerce, yüz binlerce yılda arada ölenler ne olacaktır haksız yere? Büyük eziyetler çeken ne olacaktır falan. Sonsuzluğa hakim olan birisinin zamanı nasıl algıladığını düşün düşünürsek sınırlı olmadığı için bir değer atfedebileceğini zannetmiyorum. Onlar o şekilde yaşayacaklardır yani. Şey de var işte Melkor'un bozulma meselesinde şöyle bir örnek verir yazarın biri. Benim aklıma çok yattı Anderley'i bozarken. Melkor'u niye engellemiyor? En azından şunu neden yapmadı? Melkor belli ki gidecek ve orta dünyada bir ton soruna neden olacak. Bozacak, edecek, eziyet edecek, insanlar, ölüyor. erfler, canlılar ölecek falan filan. Niye buna izin var? Yani böyle bir şey bu Der şuna benzer. Sen müteahitsin ve çocuklarının yaşaması için bir ev yapıyorsun. O evi yaparken de bir usta başı var sürekli malzemeden çalışıyor falan çalıyor. Çürük evler yapıyor senin çocuklarına. Sen bu adamın böyle yapacağını biliyorsun. Yani Melkor'un neler yapacağını Erun'un bildiği gibi. Sonuçta sen bunu farkında olmana rağmen engellemiyorsun. Çünkü neticede aslında o yapılan işin yapılması gerektiğini düşünüyorsun ve oradaki o ev yıkıldığında çocukların falan ölecek ama bunun zaten zaman akışı içinde olması gereken ve daha sonra bunun iyiye çevrilebileceğini bildiğin için ellemiyorsun. E bu durumda buna göz yumarsan iyi misin? acaba? Tanrısal bakış açısı çok şey oluyor. Bambaşka bir hal geliyor. Çünkü şunu düşünmeleri yeriyor arkadaşların. Bir kere zaman sınırlaması yok. Yani 10 bin yılda bir şey ifade etmiyor. Bir anda bir şey ifade etmiyor. Aşk gibi, hırs gibi, kazanmak gibi, kaybetmek gibi bir duygusu yok. Tamamen bir boşluk gibi bir durum var. Yani her şeyi birden görebilen, her şeye birden algılayabilen bir güçten bahsediyoruz. Bizim insan aklımızın bunu algılayabilmesi çok zor. Yani insanın Tanrı'yı yargılayabilmesi çok insansı bir durum oluyor. Tanrı'nın da insanı yargılayabilmesi ilahi olarak anlayabileceğimiz bir şey değil. Yani bizi yaratmış olmasını bir iyilik olarak kabul edebiliriz. Bizi yaratmış olmasını kimileri bir kötülük olarak aldılar. Bu dünyada ne işim var diye. Mutluluklar vardır, mutsuzluklar vardır, kısa ömürler vardır, vaktinden evvel öldüğünü düşündüklerim vardır, gerektiğinden çok yaşadığını düşündüklerim vardır falan. Ama bütün bunlar Tanrı'yı ilgilendirmez. Eru'yu ilgilendirmez. Elflerin savaşı, elflerin akraba katliamları, işte insan ve elflerin kötülük tarafından yok edilmesi ya da onların yaratıklarının yok edilmesi falan. Hiçbir şeyi ilgilendirmez Tanrı'yı. O bütüne bakar çünkü aynı anda. Bütün olguyu görür, bütün yaratılmışlığı görür. Biz kendi vizyonumuz kadarızdır. Oysa Tanrı olmuş olacak olan her şeyi görür. Tanrısal zaman kavramı böyle bir şeydir. O zaman yarattıktan sonra birazcık da akışına bırakır meseleleri. Ne olacağını miyiz? bilir ve o akar. O zaman da şey de denir. İrade neden veriliyor? Eru neden elflere, insanlara ve cücelere irade bahşetti. İyi ve kötüyü seçme gücünü neden bıraktı? Bu da başka bir tasavvufi bir sorun olur. Bu özgür irade sorunu yani bütün dinler tarihi boyunca, insanlık tarihi boyunca zaten hani öyle net bir sonuca ulaştırılamamış bir durumdur. Çünkü inançsal durumlara, tanrı kavramına falan öyle bilimsel olarak, determinist olarak bakılamaz. Doğru olmaz. Çünkü başka bir şeyden bahsediyoruz. Yani zaman meselesinden bağımsız, ölçekten bağımsız, ölçeği olmayan bir şeyden bahsettiğimiz için biz mecburen ölçeklere ve sınırlara sahip olduğumuz için onu o şekilde yargılarsak doğru olmaz. Ama inanmak ya da inanmamak, bir inancı seçmek ya da inancı seçmemek özgür irade dediğimiz ve Tanrı'nın bize bahsettiği asıl özgürlük budur kendi seçimimizi yapabiliriz ama onun haricinde hani tanrı vardır diye kabul ediyorsan onun cezası da vardır. Ora çok açıklanabilir bir durum değil. Doğru. Daha doğrusu buranın meselesi. Üstüne konuşulur falan ama hani benim zaten uzmanlık alanım değil yani onu şey yapamam. Ben şeye takmışımdır mesela Nümenor'un yok edilişi sırasında. Mesela Valar şeye karışamaz. Ha yani Tolkien bunu bu şekilde savunur. Ilvatar neden dahil oldu? Şu yüzden dahil oldu. Benim cevabım da odur. Bir arkadaş sorduğunda öyle cevaplamıştım Instagram'da. İsyan edenler insanlar. Nü Nümenorlular. Şimdi Nümenorluların varoluşundan sorumlu olanlar şey değil, valar değil. Onlardan bağımsız. Bunlar direkt Eron'un çocukları. Onların tamamını yok edebilirler miydi? Edebilirler. O, o, güçleri var. Ama yok etme hakları yok. Çünkü kendilerinin yaratımları değil bunlar. O yüzden de şeye sorarlar. İlvatar hani böyle bir durum var. Nümenorlar geliyor bizle savaşmak üzere. Bizim onları helak etmemiz doğru değil. Çünkü senin çocukların onlar ikinci çocukların. Ne yapalım deyince Eru müdahale eder. Ama Eru mesela şey de yapabilirdi. Arfarzun'u direkt kalbini durdurup öldür. ...seydi mesela o sırada. Hani bu... ...bu soru akla geliyor. Hani Tolkien... ...Illuator'ın sürekli olarak iyi olduğunu... ...aslında yani bütün kainatı... ...iyiye doğru yönelttiğini falan... ...söyler, iddia eder falan hani zaman zaman... ...çok derinliğine girmez, o toplardan... Hı -hı. ...kaçar ama şey de var mesela... ...savaş tarifinde Numenor gemilerinin... ...neredeyse rüzgarsız bir... ...zamana denk geldiklerini ama... kılbaşlar altında çalışan çok güçlü... kürekçi kölelere sahip oldukları... ...söylenir. Şimdi kendi iradesiyle... gemiyi yönetmeyen, kırbaçlar... Baç altında gemilerini e, hareket ettiren kürekçileri de helak et edecektir İlimatar akalabette Şimdi o adamların suçu günahı nedir diye bir soru çıkar ortaya. Şimdi Tanrı adil midir? Bu bir sorudur. Tanrı adil olmak zorunda değildir. Aslında fena olmayan cevaptır çünkü bütünü görür. Eru'nun Hristiyanlık Tanrısıyla ya da tek Tanrı dinlerdeki tanrıyla en önemli ayrımlarından biri şudur. Onun yaratılış hikayesi çok sistematik anlatılır ve detaylandırılır işte boşluktan şunu yaratır bu işte evet. bunu yaratır. Bunlar şarkıyı ilk başta terennüm ederler ama uyum sağlanmaz. Onların uyumunu bekler. Uyumundan bir vizyon, vizyondan bir madde, maddeden onları gönderir, oluşturur falan. İncil'de falan bu hikayeler bu kadar uzun sürmez mesela. Zamansal olarak bir ayrılık var. Ama güç olarak tıpkı İslamiyet'teki gibi, tıpkı Hristiyanlık'taki gibi tartışılmaz bir güçtür. Buradan da büyük benzerliği var. Tolkien direkt olarak hiçbir zaman Eru'nun bir Hristiyan tanrısı olduğunu iddia etmemiştir. Ama ona edebi olarak verdiği güçle, yaratım şeyiyle falan onu aslında bir Hristiyan tek tanrıya da çevirmiştir. <laughs> Valarla da şeyi sağlamış oluyor. Pagan inancını sağlamış oluyor. Mitolojiyi tamamlamış oluyor. Ama şu durum var yani bizim burada izleyen arkadaşlar da pek çok Tolkien araştırmacısı da ıskaladığı durum şu mesela son Ragnarok kıyamet savaşı tamamen çıkartılmıştır kanundan Tolkien'in kendi isteğiyle Dagor Dagorad, Dagorad, Dagorad savaşların savaşı ve onun üstüne de geri dönmemiştir Tolkien onu çıkarttığı zaman pagan inancıyla tek tanrı inancını daha bir bağdaştırır hale geliyor o savaş direkt bir kıyamet savaşı olduğu için aslında direkt olarak alegorik olarak katolik ya da müslüman tanrısını ifade etmiş oluyor. Çünkü o savaş sonucunda yeniden bir başlangıç olacak. Ama onu çıkartıyor ama biz Tolkien severler, bu işleri ilgilenenler bütün külliyatı okuyoruz. Tolkien'in çıkarttığı şeyleri de kendi bilincimizde toplu halde görüyoruz ve onlar üstünden bir bütünlük kurmaya çalışıyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman ne Ilvatar'ı açıklayabiliyoruz, ne elflerin dönüşümünü açıklayabiliyoruz, ne ırkları açıklayabiliyoruz net olarak. Tolkien'in bıraktığı cevapsız sorulardan, boşluklardan çok daha fazlasını biz Tolkien'in kanona koymadığı şeyleri kanonla birleştirmeye zorlayarak kendi boşluklarımızı yaratıyoruz. Yaratıyoruz. Kendi cevapsızlıklarımızı yaratıyoruz. O yüzden kimi şeylerde özellikle Burak'ta bu çok oluyor. <laughs> Burak merhaba. Bir şey diyorum ben mesela hani şu şöyledir diyorum. Abi diyor o öyle diyorsun ama diyor işte şeyde bitmemiş öykülerde şöyle diyor falan. E, i̇yi de o hani senin dediği Tolkien'in yazdığı bir şey ama Tolkien'in kanundan çıkarttığı bir şey. Onu ayrı bir hikaye olarak kendi bütünlüğü içinde düşünmemiz gerekiyor. Biz kitaba bağlı olduğumuz için buradaki anlatımlarda o tür şeylerden bahsediyoruz ettiğimizde bunu belirterek bahsediyoruz. Ama her seferinde de diğer şeylere geri dönerek bunu anlatamayız. O yüzden yanlışmış gibi, çelişiyormuş gibi, olmuyormuş gibi oluyor. İlvatar tanrı kavramını da anlarken Tolkien'in direkt kendi onayladığı kanona bakmamız gerekiyor. Daha bir mantıklı hale geliyor o zaman. Yoksa cevapsız çok fazla soru kalıyor. Ve bunu kendi bilgimizle, merakımızla, sevgimizle aslında bu sorunların çoğalmasını biz sağlıyoruz. Tolkien'in meselesi değil. Şöyle Öyle bir durum var. Tolkien Eru'dan üst yapıdan başlayarak bir şeyleri yaratarak aşağı doğru iniyor. Üçgenin başından başlıyor. Yani ilk başta Eru var. Hiç kimse yok. Boşluk var. Hiçbir şey yok. Yani hiç kimse yok derken hiçbir şey yok. Sadece Eru var. Sonra Aynurlar var. Aynurlardan Ea var. Ea'dan sonra kainat var. Dünyadan sonra da çevresindeki yıldızlar bilmem neler oluşuyor. Üçgenin başından başlıyor. Eru'yu oraya koyuyor. Onun sistemi tabandan gelip yukarıyı oluşturmuyor. Yani o yüzden de şey değil böyle marksist literatüre uygun değil ya da materyalist literatüre uygun değil. Bütün hikaye zaten direkt tanrıdan başladığı için tam olarak mitolojiye saygılı, kozmolojiye saygılı ve tek tanrılı inançlara saygılı ve yakın olarak ilerliyor. Bunu görmemiz gerek. Erun'un ne tür bir tanrı olduğunu anlayabilmemiz için. Benim fark ettiğim şeylerden bir tanesi de Ero cezalandırıyor mu direkt? Cezalandırma gibi bir durumu var mı demiştim ya abi. Genelde kitapta şunu görüyoruz. Lanetleme, ve dua etme. İşte mesela Turun barda lanetli olduğu için maşallah başları hiç beladan kurtulmuyor. Bu işi de birazcık yarattıklarına bırakmış aslında gibi. Orta dünyayı kendi içinde bırakıyor işte Nümenor'a karışmak haricinde evet. ki. Nümenor meselesinde de Valar biz dahil olmayız diyor zaten. Yani onlar senin çocukların. Yani bizim onları yok etme şeyimiz yok. Ha buna da şey diyebilirler. Mesela Gazap Savaşı'nda Beleriand çöküyor. Orada o kadar kişi ölüyor falan. Buna ne cevap vereceksin o zaman diye soran arkadaşlar. Bu şöyle bir şey. Melkor'un mutlak olarak durdurulması gerekiyor. Zaten Valar Melkor'la birebir savaşmayı çok fazla erteliyor. Melkor da o yüzden çok güçleniyor. Valar da Melkor korkusundan ya da ne derler yenilebileceklerini düşündüklerinden falan bu savaşı ertelemiyor. Valar Melkor'la birebir kendi güçleriyle savaşıyor. Başırlarsa işte o coğrafyanın büyük bir kısmının çökeceğini bildiği için mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyor. Ve Valar dediklerimiz orta dünyanın tanrıları. Rumil öyle diyor mesela. Rumil en önemli şeylerden, tarih yazıcılarından ve bilgelerden birisi Tolkien'e göre. Eru tanrı mıdır insanlar için diye bir soru soruluyor. Herhalde Antrabet'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Hayır diyor, orta dünyanın tanrıları diyor Valar'dır. Valar'ın tanrı Eru'dur. Bu şekilde bölümlüyor. Bu şey. açıklıyor aslında her şeyi. Birçok şeyi açıklıyor ama bir Tolkien avukatı haline de dönüşmek istemiyorum. Ben belge üstünden anlayabildiğimi anlatmak istiyorum. Hani Tanrı adil midir? Bu sorunun cevabı çok kişisel. Yani hı hı. hayır deyip ya da evet deyip ki böyle bir cevabım zaten yok benim. Olsa bile bunu net olarak söyleme hakkını kendinde bulmam. Çünkü birilerini gereksiz yere kırmış oluruz. Buna gerek yok. Ero'nun bir şeyi var. Onu unuttum ben mesela. Mesela Ero ve İlvat Aynatar deniliyor ya benim asıl sevdiğim adı ki bu çok az yerde kullanılır hani pek kimse bilmez Aynatardır Eru'nun bir adı da. Hmm. Aynatar adını daha böyle şey tok buluyorum yani kişisel olarak sevdiğim bir seslenmesi var bunun. O nerede geçiyor abi onu ben o... mesela... Duymadım o, o da sonra? şeyde notlarında Aynatar notlarında. diye geçiyor. Ama şeyden kanondan çıkartılmış değildir Aynatar. Kanona dahil ama Eru yani Christopher Tolkien Eru ve Iluvatar'ı çok kullandığı için evet. Aynatar adını çok yerde duymuyoruz. Ya benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi Iluvatar mı Iluvatar mı? Bazı yerlerde çift L ile de görüyorum çünkü. Evet, ama ya. Türkçe çevirimde tek L ile bildiğim kadarıyla. Yani şu şey işte Nolde'nin adı Iluvatar ilk başta daha sonradan Quenya hmm. diye kabul ediyor. Nolde'rince zaten Quenya'yı da oluştu belli bir yere kadar. Bunlar ilk yazımlardı. O zaman gök baba anlamına geliyor. İl gökyüzü demek, mavi demek, gökyüzü, mavi gökyüzü demek. Orada okunduğu zaman il uvatar diye okumak lazım. Tek Evet, daha sonraki anlama Koyanya'ya geçip şey yapın da il uvatar diye okumak lazım. Çünkü o zaman anlamı değişiyor. Gök anlamından kaybetmiş oluyor. Onun o derince anlamında kalıyor. Süreçte isminin değişmesi, dilin değişmesiyle yazım ve anlam değişiyor. Oysa aynı kelime. Ama ilmen diyoruz ya hani ilmen gökyüzü. Hı hı. Ha, oradaki ilmen yani mavi gökyüzü oradaki ille sanırım 30'lar öncesi ya da 30'ların başındaki yazımlarda il uvatar diye geçiyor. O zaman mavi anlamına geliyor. Ama daha sonra Kuenya'ya çevrildiği zaman herkesin babası ilu toplumun babası. Vatar yine baba olarak kalıyor. Ha İlvatar o zaman niye bizi yarattı? denilebilir diyorlar. Öyle bir soru var. Benim için önemli bir soru. Tanrı bizi neden yarattı falan. Onda şey var. Bir e, adını hatırlayamadığım ama önemli bir Tolkien düşünülenden biri şey der. Yaratma dürtüsünün açıklaması olarak. Sevmek ve kaybetmek daha iyi. Hiç sevmemiş olmaktan. Hmm, bak, Çok güzelmiş. Bu da şeyi gösteriyor. Tanrı bizi severliği gösteriyor. Böyle de bir güzelliği var. Tanrı bizi sevdiği için yarattı. Sevgiden yarattı gibi oluyor. Bu da Hı -hı. insanı biraz huzurlu Yani ...karının sevgisine mazharız hissi oluşturuyor. Benim çok sevdiğim bir iki dizedir bu yani. İli olarak da öyledir. Bazen de şeydir hani birileri birilerini sever insan Aynen. olarak düşünürsek... ...sonra kaybeder bir şekilde. Belki kader olarak, belki bir kaza sonucu, belki de duyguların eskimesiyle. Hani hiç sevmeseydim demektense zamanında sevdim demek daha doğru. Abi çekimden önce sana söylemişim Gregory Besam Hobbit ve felsefe kitabı sende hı hı. varmış. Sen şimdi hep böyle yüzükle ilgili yazgıdan bahsedersin. Aslında Eru'nun da çok net görüldüğü durumlardan bir tanesi bu yazgı <laughs> meselesi, yüzük hikayesi. O kitapta Gregory Bessem diyor ki, Bilbo'nun nasıl olup da tek yüzüğü keşfettiğinin tek mantıklı açıklaması bu işte. Tolkien'in orta dünyasında yakıştırılan ismiyle Elivatar'ın parmağı olduğudur. Aslında bakılacak olursa bizzat Tolkien'de mektuplarında bunu doğruluyor. Bilbo'yu yüzüğü bulmasını sağlayacak şekilde yönlendiren ve sonrasında onun Frodo'ya geçmesini temin edip, yüzüklerin efendisinde tanık olduğumuz, Kutsal Sefer'in yolunu açan Eru'dan başkası değildir gerçekte de. Videonun başında dedim ya yani bütün bu yüzük yolculuğuydu bilmem ne o küçük küçük halkaların böyle Hı -hı. incecik kıl gibi tuta tuta nedenselliklerle örülmesi hikayesi. Bunu hani tesadüfle açıklamak çok mümkün değil işte. Yani evet. bu Artık İlvatar'ın yazgısı yani. Ve şey yazgısını destekleyen eylemleri de var işte. Gandalf'ın ölümden geri dönmesi gibi. Döndürmeyebilir. Öldürmeyen Allah. Öldürmeyen Allah öldürme. mesela bize. <laughs> oldu baya. Abi tam onu diyecektim. Mesela sen dedin ya biraz önce önce hani metinlerde kişiler çok kullanmaz hani eroyu çok, çok kullanmaz. Dinlerde böyle değildir ya biz işte Allah korusun Allah çarpsın. Ee, Bizde tabii biz de yani insanlarda çok kullanılır. Şimdi mesela Tolkien severler işte Orta Dünya severler de bazen şey yapıyorlar Eru ya. Korusun, Eru, Eru korusun. De. Eru seni kutsasın. Eru çarpsın yapmadım hmm. falan gibi kullanımlara. Yani Tolkien kullanmamış ama biz insanlar yine kullanmayı tercih etmişiz bu tür durumlarda. Ya biz insanlığın şeyi bitmez ya yani yani talebi bitmez. Yani bitmez yani. aynen. Abi son olarak şunu da sorayım. Eru'nun ölümsüz aleve sahip olma meselesi nedir? Eru'nun kendisi muhtemelen ölümsüz hmm. bir alev zaten yani. Eksilmeyen, gücünden kaybetmeyen, zamanın yıpranmasına mahkum olmayan bir şey. Çünkü şey der Hilmar da zaten boşlukta Melkor arar ya şeyi ölümsüz Ateş falan. Orada Tolkien şey der yani onu boşlukta aradı ama ölümsüz ateş her zaman İlvatar'daydı zaten der. <laughs> boş, boş beleş eden Melkor. Boş de. beleş. <gülüyor> <gülüyor> Yine uğraşmış bulur mu acaba diye. Ha şeyi diyeyim en son olarak kapatalım. Tolkien onu çok yüceltenlere karşı falan. Özellikle yani onlarca yerde şeyi belirtir. Çünkü onda tanrı korkusu çoktur. Der ki ben ikincil bir yaratıcıyım. Ben sıfırdan hiçbir şey yaratmış değilim. Ben sadece yaratılandan bir şey oluşturdum. Kendisini sürekli olarak ikincil yaratıcı olarak kabul eder Tolkien'den. Güzel bir final oldu. Ya patronun hiç sesi çıkmıyor bugün. Resmen bugün, mest oldu abi. Bugün Eru konuşuyoruz ya. Hüşü dediğim gibi. Gerçekten <gülüyor> ya. <gülüyor> Birisi arkadan Eru diyor. <laughs> <laughs> Yamulmadan kapatalım. Tamam abi. O zaman başlangıç yaptık. Bundan sonra tüm Valar'ı ve Valier'i işleyeceğiz sırasıyla. Bunu tekrar söyleyip hassas arkadaşlar alınmasın. Biz burada Tolkien'in kuramsal olarak uydurduğu bir tanrıdan bahsediyoruz. Evet. Kendi inancımız olan ya da insanların inancını sağlayan tanrıdan bahsetmiyoruz. O yüzden bazen zaman zaman gevşeklikler yapmış olabiliriz. Bunun tanrı inancımızla bir alakası yok. Abi o zaman yeni bölümlerde görüşürüz diyelim. Görüşürüz patron. Görüşürüz Dilek. Görüşürüz Cem. Görüşürüz Dilek. Abi el evet sallayacaksın kameraya. Görüşürüz arkadaşlar.